Bursa'da yerel üretimin güçlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi yeni bir etkinliği daha hayata geçirdi. Kırsal kalkınmaya destek amacıyla tarım paydaşları 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan buluşmaya çok sayıda protokolde katıldı. Bursa ürettikçe Türkiye güçlenecek temasıyla düzenlenen buluşmada tarım konusunda Bursa'nın daha da ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Bursa üretiyor. Ne üretiyor? Tarım arazilerimizin %40'ı tarla bitkileri, salçalık domatesde %25'ini ülkemizin %25'iyle birinci sıradayız. Salçalık domates üretiyoruz. Yaban mersini, ahududu, böğürtlen Türkiye'de birinci sırada Bursa'mız. Ben bu çıtanın daha da yükseklere taşınmasını ve katkı veren herkese siz çiftçiler adına şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğinin altını çizip çiftçileri dinleyeceğini ifade etti. Eskiden biz de kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Ancak biliyoruz ki artık Kanada'dan kırmızı mercimeği, Mısır'dan kuru fasulyeyi ve birçok ürünü de dışarıdan alıyoruz. Hayvancılıkta da durumumuz aynı. Tarım ve hayvancılığı iyileştirmek Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerimizden biri olacaktır. Yeter ki tarım alanlarımıza sahip çıkalım, onları kaybetmeyelim. Zeytin, armut, çilek, kiraz, şeftali, siyah incir, enginar aslında ne kadar zenginiz değil mi? Sadece ihmal edilen, daha verimli olabilecekken atıl durumda kalan topraklarımızın ve üreticilerimizin üretime katmak, onların katılımlarını sağlamak, daha verimli olmaları için de destek olmak. Bursa'mızın kırsal bölgelerinin de cazibesini, yaşanabilirliğini hep beraber arttırmış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da en hakiki üretici köylüdür diyerek en önemli konunun gıda olduğuna dikkat çekti. Bu ülkenin çiftçileri olarak başka bir dünya, başka bir yaşam istiyoruz. 2002 yılında 2 milyon çiftçimiz, 3 milyon çiftçimiz varken bugün 2 milyon çiftçiye düştük. 1 milyon çiftçimiz kayıp. Elbette yok olmadılar. Ama para kazanamadıkları için bu işleri bıraktılar. Yine tarım kesimi o günlerde %35 istihdam sağlarken bugün yüzde ne yazık ki 15'e düştü. Neresinden bakarsanız bakın bütçedeki payı çiftçinin %2 iken bugün %1'lerin altına düştük. Ve destekleme, bütün dünya tarımı çok yüksek oranda desteklerken ama biz ne yazık ki 2002'den bugüne kadar desteklemeleri 22 kat arttırdık ama çiftçinin borcu 122 kat arttı. Yani çiftçiyi desteklemek yerine kösteklemeye devam ediyoruz. Eğer acil tedbirler almazsak çiftçi kalmayacak demektir köylerde. Acil tedbirler, var olan bütün koşullarımızı çiftçi lehine, küçük çiftçiler lehine, kooperatifler lehine kullanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.